Sevgili dostlar hepinize Merhaba bugün iki önemli veri açıklandı birisi bildiğiniz gibi askeri ücret açıklandı onun ardından da Merkez Bankası politika faiz kararını açıkladı Evet bu asgari ücret ve politika faiz kararının dolar kuru altın Gümüş Euro sterlin ve Bitcoin üzerine etkileri videomuz içerisinde sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız yukarı yönlü yükseliş hareketlerinin devam edip edemeyeceği hakkında Sizlerle birlikte konuşacağız ve buralarda bir fikir sahibi olmaya çalışacağız. Evet, brüt askeri ücret sevgili dostlarım 10.008 TL civarına denk geliyor. Net askeri ücret ise 8.506 Türk Lirası oldu. Bugünkü kura göre de hesapladığımız zaman karşılığı tam 455 dolar civarına doğru gelen bir askeri ücret. Peki bu askeri ücret yeterli midir? E, görüşümüze göre arkadaşlar bu askeri ücret maalesef ki yetersiz. Günümüzdeki e, açlık veri sınırına baktığımız zaman Asker ücret gerçekten oldukça yetersiz kalmakta. Ayrıca günümüzdeki ev kiraları, elektrik fiyatları, su fiyatları, gıda enflasyon oranlarına baktığımız zaman da gene 55 civarına denk gelen askeri ücretin gerçekten yetersiz kaldığı görülmekte. askeri ücret tespit komisyonunda bulunan kişilerin özellikle askeri ücretin üstünde aldıkları maaş oranlarıyla askeri ücreti tartışması da o da benim nazarımda oldukça garip bir konu çünkü. Askeri ücret üstünde fiyat alıp askeri ücreti tartışmaya çalışan ve askeri ücret miktarının oldukça yeterli olduğunu düşünen kişilerin neye dayanaraktan askeri ücret fiyatlamasında bulunuyorlar. Bu da gerçekten çok manidar bir durum. askeri ücret masasında oturması gereken kişilerin gerçekten askeri ücretle geçinen kişiler olması düşüncem hala daha geçerliliğini korumakta. Gönül isterdi ki 10 bin liranın üzerinde bir askeri ücret açıklanması. Fakat işveren tarafı da bu konuda Düşünülmüş ve 10 bin lira üzerindeki bir askeri ücretin işveren tarafına da maliyeti oldukça yüksek olacağı şeklinde bazı açıklamalar geldi. Bir orta yol şeklinde 8.506 TL net askeri ücrette anlaşılmış gözüküyor. Evet, Merkez Bankası'nın yine faiz politika faiz kararlarını açıklaması ve bu politika faiz kararlarını da sabit bırakması, bunların gene açıklamalarına baktığımız zaman sevgili dostlarım artan dünya üzerindeki enerji maliyetlerini büyük bir yük oluşturduğu ve bakın burası gerçekten çok önemli olacak özellikle altın ve gümüş yatırımı olan sevgili dostlarımız için merkez bankasının yaptığı açıklamada arkadaşlar artık dünya merkez bankalarının bir faiz artışı içerisine değil faiz indirim sürecine girecek olmalarının beklentisi dolayısıyla da merkez bankası bu beklentiler doğrultusunda politika faizini sabit bıraktığını. Açıkladı. Yani artık merkez bankasının da beklentisi, dünya merkez bankalarının 2023 yılı içerisinde agresif faiz artışları değil, artık faiz indirim süreçleri içerisindeki bir döneme gireceğinin işaretlerini almış e, bulunuyoruz. O yüzden bizlerin de beklentisi zaten ABD ve Avrupa bölgesinde bu faiz artışlarıyla birlikte artık üretimin durma noktasına e, gelmesi yönündeki haberlerin ardından e, bunların da faiz artışlarını Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarla yavaşlatma süreci içerisine gireceğini Pavel da belirtti. Son toplantıda her ne kadar da şahin konuşmak istese de arkadaşlar maalesef ki bu şahin konuşmanın piyasa tarafından 2-3 günlük bir düzeltme süreci, altın ve gümüş tarafında ve buradan tekrardan bir toparlanma süreci içerisine girdiğini de görüyoruz. Artık 45 gün süre zarfı içerisinde FED de yok. Bu zaman zarfı içerisinde ben altın ve gümüş tarafının daha da güçleneceğini dolar Türk lirası takip eden sevgili dostlarımız için de bu 8 18.80 civarına doğru dolar tl kurunda yukarı yönlü hareketin ilk etapta devam edeceği düşüncelerim var. Çünkü artık 18.62 üzerinde fiyatlamalar dolar kurunda da yukarı yönlü görüyoruz. Ve buradan ilk etapta doların 18.80 Türk lirası civarına doğru ataklarına devam edeceği ve bu direncin yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte de 19 lira 50 kuruş civarından dolar tl kurunun yılı kapatacağı yönündeki düşüncelerim sabit bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Genellikle ortalama Askeri ücretin 300-350 dolar civarında olduğunu düşünecek olursak yıl sonu itibariyle de özellikle fiyatlarda bir aşağı yönlü hareket beklentisi içerisinde olmanın da pek mümkün olduğunu ben maalesef ki düşünmüyorum arkadaşlar. Şu anki realde özellikle dolar kuruna baktığımız zaman doların 23 TL 2022 yıl içerisini kapatması önemli gerekli olan. İhracatçı için gerekli olan bir fiyat olduğunu düşünmemle birlikte e, bu fiyat aralığının 2023 yılı içerisinde 25 ila 30 TL arasına doğru yukarı yönlü e, hareket edeceğini düşünüyorum. Bu fiyat aralığında yani askeri ücretlinin almış olduğu %55 zam oranıyla birlikte ortalamasının seçim öncesinde tekrardan 300 dolarlar civarına doğru alım gücün hissetme seviyelerinin yaşanacağını Düşünmekteyim. Burada hükümet politikaları gene çok etkili olacaktır. Yüzde yirmilik herkes enflasyona göre kendini ayarlasın şeklinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar var. E, fakat e, bugünkü fiyatların 2023 yılı içerisindeki fiyatlara yansıma oranlarını maliyetlerini hesaplayacak olduğumuz zaman yüzde yirmilik bir enflasyon oranına e, piyasaların nasıl bir tepki esnafın nasıl bir tepki vereceğini sizlerle birlikte hep birlikte izleyeceğiz fakat benim kendi tahmin ve görüşlerime göre dolar kurunda yukarı yönlü hareketin e, devam edeceği ve fiyatlamalarla birlikte oldukça şu an için ucuz kalan dolar kurununda ilerleyen günlerde daha da primleneceği yönündeki düşüncem hala da geçerliliğini koruma, korumakta euro-türk lirasına baktığımız zaman euro-türk lirasında bizler için e, bir 20.04 civarında biliyorsunuz arkadaşlar hedef noktamız vardı bu civarlara çok yaklaşılmış bir durumdayız ve euro-türk lirasını 19.80'li civarlarda şu an için gördüğümüz Euro Türk Lirası'nda benim beklentim ilk etapta 20.04 civarına doğru yerleşecek bir Euro Türk Lirası takip edeceğimiz yönünde. Ve buradaki ana hedef bölgemi bekliyorum. E, buradaki hareketin yukarı yönlü kalıcılığını koruyabilmesi için de 20.04 üzerinde kalıcılık şart. Aşağıda Euro Türk Lirası'nda takip edeceğimiz en önemli destek şu an itibariyle 19.68 civarından geçen bölge ve burada da hala da 20.04 üzerine doğru e, Euro'da bir ana hedef bölge vardı ve bu ana, hedef bölgesine doğru Euro'daki hareketlerin devam etmesi beklentim dahilinde. Stalin Türk Lirası tarafına baktığımızda şu an için orada bir hedef bölgemiz sizler için 23-67 civarından geçen bir bölgeydi. Bu bölgeyi takip ediyoruz. Şu an itibariyle baktığımızda 22-45 civarlarında bir Euro Türk Lirası sizlerle birlikte takip ediyoruz. 22-37 bir destek bölgemiz var. Euro'da 20, şey Sterlin'de 22 37 destek, şu destek ve onun altındaki destek de 22 0, bölgesinden geçen destek 22 37 desteği üzerinde Sterlin'in tekrardan bir toparlanma süreci içerisine girme beklentilerim e, hala da mevcut. O yüzden yukarıda 22 37 23 15 bizler için önemli bir kanal bant aralığı. Sterlin takip eden arkadaşlarımız ve ana hedef bölgemizde gene belirttiğim gibi 23.60 seviyesine doğru Sterlin'de de yukarı yönlü hareketin düzeltmenin ardından devam edeceği düşüncelerim mevcut. Burada stop noktası 22.07 bölgesi olarak tespit edilebilir. Bu bölge önemli bir bölge ve ayrıca bir stop bölgesi olarak da kullanılabilecek bir alan olarak takip edilebilir. Ons altın, evet altın tarafına hemen geçelim. Altında önemli hareketler ve kapanışlar sizlerle birlikte izliyoruz. Altının onsunda özellikle 1805 dolar bizler için önemli bir seviye ve bu 1805 dolar seviyesi üzerinde şu an itibariyle kalmayı başaran bir e, ons altın sizlerle birlikte izliyoruz. En yakın direnç bölgemiz 1828 ve 1858 dolar civarından geçen alan. Bu alanlara doğru yukarı yönlü hareketin hala da devam etmesi beklentilerimiz dahilinde. 1760 dolar bizler için olmazsa olmaz formasyonumuzun geçtiği alan. Bu bölge içerisinde tutunma olduğu sürece şurada gördüğümüz süre bir temizleyelim. 1760 dolardaki bir formasyon olayımız mevcut. Bakın şurada 1760 ve bu 1760 dolar üzerinde kaldıkça buradaki formasyonumuzun ana hedefinde de 1900 dolar civarına doğru bu yükselişin devam etmesi ilk etapta beklentim dahilinde. Ve burada da ons tarafında 1900 dolara doğru yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte takipte kalacağız. Gram altın tarafına hemen geçelim bakalım gram altında son durum ne şekilde. Gram altında da 1091 direncimiz mevcut ve bu şu an 1091 direnci içerisinde ee, tutunmaya devam eden bir gram altın bu direnç üstünde kalmaya çalışan bir gram altın sizlerle birlikte izliyoruz. 1091 önemli bir direnç yakından takip edeceğimiz bir direnç. Şuradaki bu 1091 direnç bölgemiz ee, sizlerle birlikte bunu takip ediyoruz çünkü bu direnç seviyesinin üzerinde tutunmayı gerçekleştirdiğimiz zaman ve burada kalıcılığı e, sağlayabildiğimiz zaman bizler için artık 1091 onun üzerinde de gene 1158 TL civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketin devamını sizlerle birlikte takip edeceğiz. Gram altında 1076 destek bölgemiz, takip edeceğimiz evet geri çekilmeler ve düzeltmelerde 1076 bölgesi destek bölgemiz, yukarıdaki 1091 ve 1117 seviyeleri de bakın şu 1091 ve 1117 bölgelerimizde takip edeceğimiz birer direnç bölgesi olarak sizlerle birlikte takipte kalacağımız önemli seviyeler. Gram altın tarafına baktığımızda FED faiz politikalarındaki yavaşlamanın devam etmesi gram altında yukarı yönlü hareketi hala da bizlere pozitif olarak vermekte. Buradaki ABD bölgesi ve özellikle Avrupa bölgesinde beklenen resesyonun daha da hızlanması. Tabi bu resesyonun daha çok arkadaşlar enflasyon düşürme ağırlıklı olarak piyasadan çekilen paraların ve enerji maliyetlerinin gerçekten ee, bu kış oldukça yüksek olmasından kaynaklı olarak bir durağanlık yaşanması ihtimali oldukça yüksek. Bu yüzden de bizler Avrupa bölgesinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir resesyon süreci yaşanacağını ve bu resesyon süreci içerisinde en şanslı yatırım araçlarının da altın ve gümüş tarafında olacağını düşünen taraftayız. O yüzden Gram Altın ve Ons Altın yatırımcıları şu an için şanslı. Gümüş yatırımcılarına hemen bakalım gümüşteki son durum ne şekilde. Evet gümüş Ons tarafına baktığımızda 24 direnci ikinci kez. Zorlandı. E, bu 24 direnci önemli bir direnç. Gümüşün onsu için o yüzden dikkatle takip edeceğimiz bir direnç. Ve bugün itibariyle baktığımız zaman 24 şuradaki 24-40 e, direncine kadar gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketler görülmüş. Yani her şey e, bizim takip ettiğimiz gibi dirençlerimiz üzerinde e, devam ediyor. 24-41 bizim için bir direnç bölgesi. Aşağıda ise 23-65 seviyesi de destek bölgesi olarak takip edilecek önemli bir alan buradaki direnç ve destek bölgeleri şu an için takipimizde 24.41 eee direncinin de düzeltmesi bittiği zaman sevgili dostlarım burada 24.41 ve onun üzerindeki en yakın 25-62 dirençlerini gümüşün onsu da ilerleyen zamanlar içerisinde tekrardan zorlamaya ve test etmeye başlayacaktır. Şimdilik 23.65 ve 24.41 destek ve dirençleri içerisindeki hareketleri sizlerle birlikte takip edeceğiz. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman Gram gümüşteki takip ettiğimiz seviyelerde seviyeler de oldukça güzel çalışıyor. Ve bu güzel çalışan gram gümüş neticesinde bizler ana hedef bölgesi olarak 16 lira 42 kuruş seviyesini sizlerle birlikte belirledik. Şimdi 14-10, evet 14-10 bizler için şuradaki güzel bir destek halini almaya başlamış durumda. 14-10 ve 14-55. Şurası ilk direnç bölgemiz olacak bizler için 14-55. Aşağıda da 14-10 seviyesini yakınen takip edeceğiz. Önemli çünkü destek bölgemiz 14 lira 10 kuruş seviyesinden geçen alan ve yukarıda kırmamız gereken bir 14.55 direnci mevcut. Bu direncin kırılmasıyla birlikte 15-26 civarlarına doğru bu yükselişin tekrardan yukarı yönlü devam etmesi beklentilerim dahilinde ve ana hedef bölgemiz olarak da 16 lira 40 kuruş seviyesine doğru gram gümüşteki yukarı yönlü hareketin devam etmesini de bekliyorum sevgili dostlarım. Bu hareket dediğim gibi dolar tarafında yukarı yönlü harekete dünya yani global üzerinden de gene altının destek vermesiyle birlikte gram altın ve gram gümüş tarafında yukarı yönlü hareketler daha belirgin bir şekilde netleşebilir ve kendine yön arayışı içerisinde olabilir diye düşünüyorum. Şu an orada gram gümüş, gram altın, ons altın ve ons gümüş tarafındaki hareketlerin devam edeceği yönündeki beklentilerimde sabit bir şekilde devam etmekte sevgili dostlarım. Sizlerle birlikte Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman Borsa İstanbul'da 5.421. Evet bu direnç önemli. 5.421. Şu direnci e, takipte kalmakta fayda var. Eğer ki 5.421 direnci yukarı yönlü aşılır ise Borsa İstanbul'da 5.932 direncine doğru yukarı yönlü hareketleri takip ederiz. O yüzden bu 5.421 direncini takip edeceğiz. Aşağıdaki önemli e, Borsa İstanbul'daki önemli destek ise arkadaşlar takip edeceğimiz önemli destek. 5148. Bakın şu 5148 üzerinden geçen destek. Bu destek üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareket 5932 direncine doğru devam eder. 5148 desteğini aylıkta takip edeceğiz. E haftalıkta gene takip de edebiliriz. Haftalık ve aylık kapanışlar üzerinde bu iki desteği takipte kalın. Bu destek önemli. E yukarı yönlü hareketin hala da 5148 üzerinde kalan Borsa İstanbul'da yukarı yönlü seyri önemli olacaktır. O yüzden e, bu hareketler dikkatle takibinizde kalsın. Hektaş hissesine e, baktığımız zaman <laughs> Hektaş'ta bizler için 30 lira 30.79 seviyesi önemli. Bakın bu 30.79 seviyesi önemli. Bu seviye üzerinde kaldıkça hareketler 52 30 civarına doğru e, tekrardan bir yükseliş beraberinde getirebilir. O yüzden 30.79 önemli bir seviye. Onun altında 24-14 desteği var. Ve bu 30-79 üzerinde kaldıkça hareketin 30-79 ve 52-30 bantları arasında hareketine devam etmesi beklenilebilir. Şu an itibariyle baktığımız zaman orada bir yukarı yönlü hareket bu verdiğim seviye civarına doğru takipte kalınılmalı diye düşünmekteyim. Sasa hissesine baktığımız zaman Sasa'da bizler için 115 önemli bir bölge. Yukarıda takip ettiğimiz en önemli bölgesi ise 120 civarından geçen e, alan. Şu an itibariyle 115 seviyesi üzerinde e, tutunmasına devam ediyor. Bu önemli destek üzerinde kaldıkça e, bizler sizlerle birlikte yukarıda arkadaşlar SASA'da gelebilecek rakam olarak e, en yakın rakam olarak e, yukarıda 130 evet şurada 130 e, direnç bölgesi var. Şu 130'u dikkatli bir şekilde takip edeceğiz. Burayı Kırabilecek mi? Eğer ki 130'u kırabilir ise tekrardan yukarı yönlü hareketlerde arkadaşlar bir 153 denemesine doğru tekrardan hareketlerine devam eden Sasa sizlerle birlikte takip edebiliriz. 115 üzerinde durdukça hareket yukarı yönlü 130 direnç bölgesine doğru gidecektir diye düşünmekteyim. 130 karar bölgesi bakalım bu 130 karar bölgesini yukarı yönlü aşabilecek mi? Bitcoin tarafına bakalım hemen Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için son duruma. Evet Bitcoin'de şu an 16.700 puan civarlarında bir fiyatlama görüyoruz. Bitcoin'de paralel yukarı yönlü yönümüz tekrardan açılmış gibi görünüyor. Yatay seyirden bir nebzede olsa grafiğimizin yönü yukarı yönlü çevrilmiş durumda. Şimdi Bitcoin'de bizler yukarı yönlü hareketin tekrardan devam edebilmesi için bu standart bazı bölgelerimiz var, rakamlarımız var. O da 17.850 ve aşağıda 16.760 civarlarından geçen bölge. Şu 16.760 bizler için bir destek bölgesi olarak takip edeceğimiz alan eğer ki bu alanı koruyabilir bu desteği koruyabilir isek yukarıda 17.850'ye doğru tekrardan yukarı yönlü atakları Bitcoin'de bekleyebiliriz. Beklentimde buraya doğru hareketlerin olması yönünde 16.760 desteğinin tutunma gösterememesi durumunda 16.100'e doğru aşağı yönlü sarkmalar devam edebilir fakat grafik üzerinde baktığımız zaman e, bu yatay hareketin devam ettiğini sizlerle birlikte görüyoruz. Bakın şöyle yatay bir şekilde hareket e, devam ediyor. Fakat burada tam anlamıyla arkadaşlar e, bir yukarı yönlü kırılımın gelebilmesi ve tekrardan yükselişin başlayabilmesi için 18.930 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz şart ki e, burada artık bir rahatlama bitcoin'de yukarı yönlü bir rahatlamanın gelebileceğini söylemek için şu an itibariyle e, destek ve direnç şeklinde ancak takip edebiliriz yön yönündeki beklentimizi. O yön beklentimizde de 16760 şu an için bir destek olarak çalışıyor ve bu destek üzerinde tutunması durumunda 17850'ye doğru tekrardan yukarı yönlü atakları bekleyebiliriz. Şu an itibariyle e, yatayda yukarı yatayda e, seyreden bir Bitcoin destek ve direnç olarak takipimizde olacak. Evet sevgili dostlarım sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Askeri ücreti değerlendik. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına değindik. Dolar Türk Lirası, Euro Türk Lirası, Sterlin Türk Lirası, Bitcoin, Gram Altın, Gram Gümüş, Ons Altın ve Ons Gümüş değerlendirmelerini yaptık. Kanalımıza beğeni atmayı ve kanalıma abone olmamış arkadaşlarımız da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.